arkadaşlar, merhaba. Şimdi üçüncü sürüme geldim bam yarasına. Orta kolumu orta deliğe taktım. Sağ sol ayarlarımı yaptım. Şuradaki tek tümler var, tek delikler var. Tek deliğe göre ayar yapıyoruz. Yani bilginiz olsun. Bakın çok fazla sağa sola esnemiyor ki sıralar sürmesi, çünkü zaten birbirine çok yakın. Eşit bir şekilde esneklik payı bıraktım. Orta kolda biraz saldım. Bizim arka ayaklar biraz yukarıda kaldığı için eşit batsın diye. Sarıyı aldım. Hassasiyette derinliği kendime göre ayarladım. Biraz daha derin yapabiliriz belki. Şimdi gidelim takviye 5'te. Derinlik bu şekilde. Çok az da, çok az daha saldım, daha da fazla artık derine atmam. Hani gerek yok. Normalde bu şekilde gidemiyorduk bamyalar oparken. Şimdi işte bamyalar biraz büyüdüğü için şu anda sürüm bu şekilde oluyor. Sıralar tam 0'a 0 ektiğim için, yani daha doğrusu ben de bilmiyordum. Yani söyledikleri şekilde ektim, 0'a 0 oldu. Sürüm bu şekilde oluyor. Neredeyse hiç şey yok yani. Toprakta sürülmeyen yer kalmıyor bamyanın içinde. Bu alanı da bugün bamyayı sürmeden önce kazaya taktım geldim. Şuraya şöyle yan, burada da dikeni, incirlerin arasına o şekilde sürüm yaptım. Çok otlanıyor, aşırı otlanıyor. Aralarda çünkü zerzevat falan ektik. Karpuz kavun falan var. Bizimkiler herhalde börülce falan bir şeyler ekmiş galiba oraya. Şuradan başlayayım. Bamya büyüdüğü için seri sürüm artık daha güzel oluyor. Daha hızlı sürülüyor. Ama işte ilk gördüğünüz gibi iki sürüm, hele ki en zor sürüm ilk sürümdü. Tane belli olmuyor şey. Bakın şimdi bu şekilde 0'a 0 çok güzel oluyor. Lastikler etli olduğu için bakın zaten yaprakların neredeyse kenarlarına geliyor. Sürerken o şekilde ayarlamanız lazım. Bakın traktör 0'a 0 gidiyor. Bamyenin sürülmesini, mesela bamyeye sürülmesini istiyorsa şöyle bir şey yapıyorum. Yerdeki meyile göre sıraya yanaşman lazım. Mesela bakın bu şekildeydi. Şimdi tam tersini yapacağım. Bu da böyle çapanın battığına bakmayın. Şuraya 2, 3, 4 defa gittim. İşte çapanın izi belli. Çok bazı yerlerde batıyor. Çoğunlukla toprak şey, kemik gibi. Bak şimdi mesela tarla hafif bu şekilde, bu taraf meyilli. Şimdi meyil bu tarafa ise buraya çok yanaşmamaya dikkat ediyor. Meyil tam ters oldu mu diğer tarafa. Mesela bu tarafa meyilse hafif sol tarafa yanaşıyormuş gibi yapıyorum. Meyil diğer tarafa doğru çevrildiği zaman diğer tarafa, mesela şimdi bu tarafa doğru olacak, sağa doğru yanaşıyor. Ekipman ister istemez böyle hani 1 santim, 1.5 santimlik esneme payı oluyor. Sırada birbirine çok yakın olduğundan bamyeler sürülmesin. Ha, illaki arada 1-2 fire oluyor ama o kadar da olur ya. Bu kadar yakın ekmeğe ya, o kadarlık fire bence iyi bile ya. İncirler de inşallah olur da. Hem incir, bamya herhalde ekmeyeceğim seneye. Tabi büyük konuşmayayım, hiç belli olmaz. Normal şartlarda kesim yok, o ayrı mesele. Ama
İşte iş durumları hiç belli olmaz. Olur işten çıkarım bir şey olur falan. Yani her şey olabilir. İşsiz kalırım, işten çıkma durumlarım olabilir. Vesaire. Öyle bir durum olursa asgari ücretle fabrikada çalışmayacağım. Yine şehirde otururum ama her gün köye geleceğim. Bamya zamanı şuraya bir dönüm bamya yekerim. Harçlığım çıksın diye. Bir sürü incir var zaten. Ufak bir bahçem var. Bu incirleri de tutturdum mu buradan devam ederim. Zeytine güzel bakamıyordum. Sene içinde gelirim. Araysa ara. Gübre ise gübre. Sürmek ise sürmek. Yok pamuk bitileceğimiş, yok aminasitiymiş, o suymuş, bu suymuş. Dört dörtlük bakımını yaparım. Zaten gerek duymam yani, kalkıp 2 ton yağ çıkarsam 17 bin liraya, 20 bin liraya aylık asgari ücretle fabrikada çalışacağıma 2 ayda zeytinde ben o parayı fazlasıyla kazanırım zaten. Sene içinde yaptığım diğer bamyesiydi, işte inciriydi falan. Yanıma kar kalır. Ya bugün nereden baksanız bir incir herhalde 200-300 mü 350 lira mı ne bir şey diyorlar incirin kilosunu. Ben toplayamadığım için tohum olarak satıyordum. Öyle bir şey olursa öyle bir planım var işte. Yani işten çıkmazsam devam edersem bir iki sınavlar falan var. O sınavları geçmem lazım. Geçersem sorun yok. 5 sene rahatım ama geçemezsem sıkıntı yani. Geçmeye çalışacağız. Öyle bir şey olursa artık bu saatten sonra tamamen tarımla uğraşırım. Saat 750 saat bakımı geliyor. Durumuna göre şey ya, bu 750 saatte de herhalde şey yapacağız sanırsam.
Belki ağır bakım yaptırabiliriz. Bizim tarla gibi komple gidiyormuş adamın tarlası. Çekerim. Anlayan biri halledemezsem anlayan birine seslenirim. Bir dahaki sefer öyle yapacağız. 135'te bambiye sürmesi daha güzel. Niye? Çünkü onun lastikleri daha ince. Daha güzel oluyor sürmesi. Bunun lastikler geniş.
gelsin, sağ ol. Olsaydı hemen sıra sonunda tek freni çek, hop oldu yerde, ben hemen sıraya gir. Çok güzel boy atıyor Bamya. Yani şimdi bunu bu kadarcık sürmemiz bile şey yani. Bamya bir kendine gelecek, böyle bir canlanacak. Hele bir de bir yağmur yağarsa efsane olur da işte. Gerçekten çok sıcak.
gün içinde dışarıda çalışanların Allah yardımcısı olsun ya. Keyifsizim. Galiba yok. İlaç falan içiyorum. Ağızların falan yer oldu herhalde. Bağışık dönüştü. Terle soğuk. Bünye kaldırmıyor bir süre sonra. Parasını verip şoförü de bulamadık, adam da bulamadık iş yaptıracak. O yüzden anca eklik diklik atalım. Ne zaman çıkacak, verim nasıl olacak? Bak bak zaten üstlerinde gözükmeye başladı artık. Başlamadan üçüncü kez sürüme geldik. Daha bunun ilaçlaması var. Yani gübreden ziyade sinek oluyor, ballık falan olacak bir süre sonra. Bunların üstüne bir kırmızı örümcek falan olacak. Sırf bulunmasıyla falan uğraşılmıyor, direkt ilaç makinesiyle. Zaten videolarımda vardır eski. O şekilde yine ilaçlama yapacağız. Çok bir şey atmıyoruz zaten, mostlar falan atıyoruz. Bazen küllük için ayrı etten mostlarla ballık küllük için ayrı bir ilaç olduğunu karıştırıp atıyoruz. Muhtemelen yine aynı şekilde olur. Çünkü onu atmazsanız bamya toplayamazsınız. Yani hiç dökmüyor. Bayağı bildiğiniz hiç dökmüyor yani. Böcekler mahvediyor. Neyse arkadaşlar, video çok uzun olmasın. Bir parça daha zeytinlik vardı, onun dışında süremem. Muhtemelen akşam oldu, düğüne falan gideceğiz arkadaşın. Ama da müsait bir zamanda bir gider birkaç bir sürüm yaparım. O tarlanın geleceği çok parlak ya, onu beğeniyorum. Eğer oraya bir zeytin tutturabilirsem, güzel bakarsam iyi varım, iyi verim alırım oradan. Yani birkaç tarla güzel bir şekilde işleyebilirsem
Yani benim hep düşüncem o, işsiz bile kalsam diyorum ki o bir iki tarlayı adam edersem, çok güzel bakarsam oranın geliri kaynağı bir eve bakar yani. Düşüncem o. İnşallah bir aksilik olmaz da güzel güzel o yerleri işlerim. Zeytinlerimi toplarım diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir de bazen işte motosiklet videosu falan soranlar oluyor, kusura bakmasın. Bu işlerden güçlerden dolayı, yoksa inan deliriyorum şu anda motora binmek için. Ama yemin ediyorum binecek zamanım yok. Hani yoksa yani şu ikinci planda, benim için motosiklet birinci planda, ama işte vakit yok. O yüzden yani bu koşturmacadan birazcık da en kısa zamanda inşallah şu bayram dönüşünde de 3-5 motosiklet videosu da atmaya çalışacağım. Aslında var olanlar var da işte atamıyoruz, bu işte biraz tehlikeli içerikler oluyor, şikayet oluyor falan vesaire. Yoksa YouTube'a yükleyip 8-10 tane motosiklet videosu var mesela, YouTube'da yüklü ama tabii gizli bir şekilde yayınlamıyoruz, paylaşmıyoruz. Çünkü işte araç işlerinden gidiyorsun, makas atıyorsun vesaire. Hadi yani hızlı kullanıyorsun yani, doğal olarak yani paylaştığım görüntülerde şey, birazcık da şey olsun istiyorum. Hani birazcık kabul edilebilir seviyede olsun. Yani o görüntüler pek kabul edilebilir seviyede olmadığı için insanlar daha şey yapmak istemiyorum o yüzden. Şurası ya, şuradan itibaren başlayayım. O yüzden böyle atılabilecek şekilde böyle tatlı tatlı birkaç tane motor videoları da atmaya çalışacağım. Ama bayramdan sonra sanırsam. Çünkü şu anda kimse motosiklete binmiyor. Bayram yaklaştı diye şey, polisler de egzozdan dolayı çok sıkıyor. O yüzden yani durum bu arkadaşlar. Neyse, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.